İnşallah bir an önce şifasına kavuşur ama o galiba kazanın da etkisiyle şokta, öyle görünüyor. Sunucu Ece Erken silahlı saldırıda öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mevlit okuttu. Güçlükle ayakta durabilen, katiller yakalansın cezasını çeksin derken cinayet soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı da 12'ye yükseldi. Sadece katiller yakalansın, cezasını çeksin kocam. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzerinden bir hafta geçti. Ece Erken öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu için Hazreti Yuşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlid'e sanat ve spor camiasından birçok isim katıldı. Yürümekte zorluk çeken ve yanındakilerden destek alarak ayakta durabilen Erken, mevlid sonrası soruları bile güçlükle yanıtlayabildi. Sadece katiller yakalansın, cezasını çeksin kocam. Soldan. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada da yeni gelişmeler yaşandı. Zanlılar ilk ifadelerinde restorana geldiklerinde ünlü avukatı sadece korkutmak amacıyla yaralamak istediklerini, ardından sürükleyerek yolun ortasına bırakmayı planladıklarını söyledi. Şimdiye kadar cinayete adı karışan 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak soruşturma kapsamında Mehmet Aslan da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 12 şüpheliye sulh ceza hakimliğince 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen şüpheliler salı günü hakim karşısına çıkacak.